أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Cuma akşamları hadis dersimize İmam Munziri'nin Tergib ve Terhib kitabından devam ederken muhterem kardeşlerim, geçen haftalar itibariyle ilim konusunu bitirdik. Bu hafta ise inşallah yeni bir başlığımız olan Kitab-ı Tahareti, temizlik kitabı, temizlik bölümüne başlayacağız inşallah. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو داود وابن ماجه geçmiş bu hadis-i şerif arkadaşlar. Hazreti Muazib bin Cebel buyuruyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurdu. İttaku el melaine selase. Şu üç laneti gerektirebilecek yerden sakının ya. Üç şeyi yaparsanız insanlar size lanet okur. O üç şeyi yapmayı sakının. El-beraze fil-mevâridi. Su almaya gelinen yerler, insanların su aldığı yerler, pınar başları varsa veya sebil başları varsa oralara hemen büyük hemen küçük abdesti yapılmaz. O büyük veyahut da herhangi bir şekilde küçük abdest yapıldığı zaman insanlar size lanet okur. Onun için böyle yerlere büyük küçük abdest yapmadan sakının diyor. İttakû diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir diğeri ikincisi ve kâri'atı tarik ve insanların yollarına, eğer insanlar o yollardan gelip geçiyorsa, yolda meşguliyetleri varsa insanların, o yollara da aynı şekilde büyük ve küçük abdest ne yapılmaz? Yapılmaz. Yapıldığı zaman insanların üzerine sıçradığı, insanların üzerine bulaştığı zaman Allah bunu yapan insanın belasını versin. Allah bunu yapan insanın lanet etsin diye insanlar size lanet okur diyor. Ondan dolayı bu üç yerden sakının. Bir diğeri de vazzilli, insanların kölgesinde oturulan yerler. Mesela şimdi banklar var, parklarda olan veyahut da ağaçlar var, insanların altında oturup da piknik yaptığı yerler, nerede olursa olsun kölge yerler, ağaç altları ve insanların yollarına ve üçüncüsü de arkadaşlar insanların su alıp su içtikleri, su için oturdukları yerlere büyük ve küçük abdestinizi yapmadan sakının. Yaptığınız zaman diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ne yapan insanlar size lanet okurlar. An Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Hazreti Cabir ibn Abdullah'tan rivayet olunan hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyuruyor. İyyakum ve ta'ris ala cevadid tariqi ve salat aleyha. فإنها مأوى الحياة والسباغ وقضاء الحاجات عليها فإنها الملاعن. Yol kenarlarına ve yol ortalarına konaklamaktan ve namaz kılmaktan sakının diyor buralarda. Yol kenarlarında ve yol ortalarında konaklamaktan sakının ve buralarda namaz kılmaktan sakının. Zira orası yılanların ve yırtıcı hayvanların sığındıkları yerlerdir. Yani eğer yol kenarında terk edilmiş yerler varsa, harabe olan yerler varsa oralarda ne namaz kılın veyahut da ne ihtiyaç giderin. Çünkü oralar yırtıcı hayvanların yeridir. Çünkü oralarda tuvaletinizi de yapmaktan da sakının diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü oralar abdest bozulanlara lanet yerleridir. İnsanlar oralara abdestini bozduğu zaman ne yaparlar? İnsanlar oraya lanet ederler, o yapan insanlara. An Mekhulin radıyallahu anhu قال, yine Hazreti Mekhul'den rivayet olan hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş ki, bu hadis-i şerifte Ebu Davud'da geçmiş.
Neha Rasulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem en yubale bi ebvabil mesacid. Mescit kapılarının önüne ufak su dökmeyi de yasaklamış. Mescit kapılarının önüne ufak su dökmeyi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ne yapmış arkadaşlar? Yasaklamışlar. Yine başka bir hadis-i şerifte ve an Ebi Hureyre radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem men lem yestakbilil kıblete ve lem yestedbirha fil gâiti kutibe lehu hasenetun ve muhya anhu seyyiatun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim tuvaletini, büyük abdestini yaparken önünü de arkasını da kıbleye dönmezse, kıbleye dönmek ne arkadaşlar? Mekruh yani. Tahrim-i mekruh. Büyük de olsa, küçük de olsa çocuklar abdestinizi yaparken, idrarınızı yaparken veyahut da büyük abdestinizi yaparken kıbleden tarafa dönülmez. Fakat son zamanlarda yani bizim evvelden beri hep bir hassasiyet vardı ama bu zamanlarda hep hassasiyete otellerde, son yapılan inşaatlarda bu hassasiyet giderek kaybedilmiş. İnsanlar artık ya tuvalet hiç önemli değil, ne tarafı olursa olsun diyor. Tuvalete kıbleye bile ama tuvalete artık çok rahat koyabiliyorlar ya. Yani. Tabii ki tahrim-i mekruh kıbleye yönelmek. Hem küçük abdeste hem büyük abdeste. Öyle bir eve girmişse bir insan ne yapması gerekir? Bir Müslümana yakışan o tuvaletin yönünü değiştirmesi gerekir. Ne kadar da masraf giderse gitsin, neresi de kırılırsa kırılsın ya. Şeyde müteahhit kardeşlerimiz de yaparken ne yapmaları gerekir? Bu hassasiyet içinde olmaları gerekir. Hem büyükte hem küçükte kıbleye yönülmez. Kim böyle yapmazsa diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yani büyük ihtiyacında da kıbleye dönmedi, küçük ihtiyacında da kıbleye dönmedi. O kişiye diyor bir sevap yazılır ve bir günahı da silinir ya. Çünkü وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُ. Kim Allah'ın tazim ettiğine tazim ederse, yani Allah-u Teala'nın evine hürmet tazim ederse, bu takva sahiplerinin alameti. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ قَالْ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ اَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الْجَارِ وَالْمَاءِ الرَّاكِدِ. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem akan suya da durgun duran suya da idrar yapmayı yasakladı. Gençler, evvelden büyükler bunu bilirler de gençler için söylüyorum. Şimdi bu derslerin her hepsi kalkmış oldu. Küçük abdestte, büyük abdestte hemen duran suya, hemen de akan suya yapılmaz. Yapılmayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yasakladı buyuruyor sahabeler. وعن بكر بن ماعز قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينقع بول في طست في البيت فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع ولا تبولن في مغسلك. Hakim'in müstedrakinde geçmiş bu hadis-i şerifte arkadaşlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evlerde kap içinde küçük abdest biriktirmeyiniz diyor. Yani evde hasta insan olabilir. Hasta insan olabilir. Onun için bir hacet gidermesi için verdiğiniz tastı veya ıbrığı o yaptı onun içine. Onun ne yapılması gerekir? Hemen dökülmesi gerekir. Ve çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer böyle bir şey olursa o eve melekler girmez. Açıkta olan idrarda varsa melekler girmez. Hasta var, yaşlı var, ihtiyar var. Öyle bir durum oldu. Hemen onun boşaltılması gerekir. Ve tekrar devamına diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yıkandığınız yere de, banyolara, çocuklar, gençler, banyolara da küçük abdest yapılmaz diyor. Banyolara da küçük abdest yapılmaz ya. Abdest, duş almadan önce lavaboya girersiniz. İnsanın her halükarda vücudu sıcak su alınca bir gevşeme olur. İdrar yapması gerekir. Onun için banyodan önce tuvalete girin.
Sonra ile banyoya gireyim. Yaptığınız zaman bir vesvese olur. Sizden gittikçe vesvese olur. İkincisi de unutkanlığınız gittikçe çoğalır ya. Yapacağınız bir saatte yapacağınız ezberi iki saatte, üç saatte yapamazsınız. Ve vesvese çoğalır. Gözdeki nurlar gider ya. Bunun için banyolara hiçbir zaman küçük idrar yapılmaz arkadaşlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamış. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadis-i şerifte diyor ki akla kötü şeylerin gelmesi genellikle yıkanılan yere ufak su dökmektendir diyor. Akla vesvese, sıkıntılar, böyle insanın kendi kendine vesvese kurması demek ki idrarı banyo yerine yaparsa ne olurmuş arkadaşlar? O yere insanda vesvese olurmuş. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadis-i şerifte, bu hadis-i şerifte İmam Ahmed'in müsnedinde geçmiş, Ebu Davud'da ve Nesai'de geçmiş. مَا يُقْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ قَالْ يُقَالُ اِنَّهَا مَسَاك۪ينِ الْجِنِّ. Yine dağdaki veyahut da bahçedeki, bayırdaki deliklere idrar yapılmaz. Anladınız mı gençler? Dağa gidiyorsunuz, bayıra gidiyorsunuz, hayvan mayvan yaymaya gittiğinizde veyahut da köye gittiğinizde o delikler varsa o deliklere de idrar yapılmaz diyor Peygamber Efendimiz. Çünkü yerdeki delikler cinlerin meskenleridir ya. O delikler cinlerin meskenleri. Siz oraya idrar yaptığınız zaman Allah muhafaza eylesin, birdenbire o çıktığı anda deliğe dönersiniz ya. İdrarınızı yaparken gençler, genç kardeşlerim aman ha aman ne yapın? Dikkat edin. An Ebi Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu enne nebiye sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem gal la yetenâca ithnâni alâ gâitihima yanzuru kulle vâhidin minhuma ilâ avrati sahibihi fe innallâhe yemgutu alâ zâlik. Ebu Davud ve İbn-i Mace'de geçmiş bu hadis-i şerifte arkadaşlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki abdest bozarken birbirlerinin avret yerlerine bakarak iki kişi konuşmasın. Zira Allahu Teala bunu yapanları sevmez diyor. Tuvaletlere girildiği zaman gençler, talebeler iyi dinleyin, konuşulmaz. Tuvalette konuşulmaz. Ne olursa olsun. Çok zararlı bir durum olursa o bu kimse var mı dendiği anda ben varım hey diye ne olur? Ses verilir ya. Konuşulmaz tuvaletlerde. An Ebi Umame radıyallahu anhu قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم شديد الحر نحو بقيع القرغت. Hazreti Umame'den şöyle rivayet olunmuş ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem sıcak bir günde Medine mezarlığına, Gargat mezarlığına uğramış. قال وكان الناس يمشوا خلفه. Sahabesi arkasında yürüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önde. فلما سمع صوت النعال وقر ذلك في نفسه فجلس حتى قدمهم امامه. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabesinin ayak seslerini duyunca oturdu. Onları bekledi. Onları çoban gibi öne sürdü. Kendi arkasından onları kollayarak, gözetleyerek gelmeye başladı. فلما مر ببقيع القرغد اذا بقبرين قد دفنوا فيهما رجلين. Gargat, Medine'nin Gargat mezarlığında bir mezarlığa uğrayınca iki gün önce, yani daha yeni defnedilmiş, iki adam defnedilmiş bir mezara uğradılar. فَوَقَفَ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالْ مَنْ دَفَدُّمْ هَا هُنَ الْيَوْمِ. Bugün, o gün defnedilmiş daha yani. Buraya bugün kimleri defnettiniz diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sordu. قَالُوا فُلَانُ وَفُلَانُ. Ya Resulallah, filanca ve filanca kişiyi defnettik. قَالُوا يَا نَبِيَّ اللّٰهُ وَمَذَاكَ. Ey Allah'ın peygamberi, ne oldu ki, neden sordunuz ki diye sahabe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. قَالَ. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, iyi dinleyin bakın arkadaşlar. Bukhari'de ve Müslim'de geçen çok kısa olan
Bu mübarek ise şeyde İmam Ahmed'in müsnedinde geçmiş ve İbn-i Mace'de geçmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu iki kişi azap görmekte. Azap yani kabirde azap görmekte. Azap görmelerinin sebebi ise اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَتَنَزَّهُ مِنَ الْبَوْلِ Bevilden, idrardan hiç sakınmazdı. İdrardan hiç sakınmazdı. Öğrenciler, tuvaletin bir adabı var. Lavaboya girerken, tuvalete girerken tuvaletin bir adabı var. İlk önce çoraplarınızı güzelce çıkarırsınız. Çoraplarınızın üzerine idrar sıçramamalı. Sonra ayaklarınızı en azından bir iki sefer balaklarınızı çemlemeniz gerekir. Yine üstünüze bir şeyler sıçramaması gerekir. Sonra girerken sol ayakla girersiniz. Sol ayakla girersiniz. Allahümme inni a'udhu bike minel khubsu vel khabais diye dua edersiniz. Ya Rabbi insan ve cinnin, erkeklerin ve kadınların ne kadar cin varsa onların şerrinden sana sığınırım diye. Sonra sol tarafa yaslanarak, mide tarafına yaslanarak oturur. Mide tarafına yaslanırsın ki işiniz çabuk bitsin. Çünkü tuvalette çok beklemek mekruh. 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika beklemek mekruh yani. Belli bir zaman sonra hemen sizde vesvese olur, hastalık olur. Belli bir zaman sonra da basur hastalığı olur yani. Tuvalette çok beklediğiniz zaman. Sol tarafa doğru meyillenir. Ondan sonra işiniz bittikten sonra, küçük büyük abdest bittikten sonra ilk önce elinize su çalarsınız. Yıkamadan önce, oraya elinizi vurmadan önce elinize su alır ki eldeki gözenekler var. O gözenekler su ile dolsun. Su ile dolarsa, temizlemeden önce su doldurmazsanız eliniz pis kokar ya. Ne kadar yıkasanız da sabunla o pislik koku gitmez. Çünkü o gözenekler pislikle dolmuş olur ya. Elinizi güzelce suyla yıkar, sonra abdest yerinizi küçük büyük güzelce iyice koku kesilinceye kadar bütün şeyler kesilinceye kadar yıkarsınız. Sonra kalkar, çok beklemeden, tuvalette çok beklenemez, beklemeden sağ ayağıyla çıkar. Ondan sonra duanızı okur. Ondan sonra ne yaparsınız arkadaşlar? Abdestinizi almadan önce biraz beklersiniz istibra. Yani tuvaletin adabı neymiş, buymuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de öyle diyor yani. Bu ikisi ne oluyor? Azap görüyor yani. Neden? Çünkü tuvalette idrardan sakınmazdı yani. Rast geldiği yere ayakta bir idrar ederdi, bevül ederdi. Üstüne sıçrardı, her tarafına sıçrardı. Ondan da gider namaz kılardı. Ayakta bevül edilmez. Gençler iyi dinleyin. Ayakta bevül edilmez. Ancak zaruret varsa, adam hastadır, ameliyatlıdır, bir şey olmuştur. O tür durumda ayakta idrar eder. Yoksa ayakta idrar edilmez. Hemen ileride o idrar tam çıkmadığından dolayı ne olur arkadaşlar? Böbreklerde taşa dönüşür ya. وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّم۪يمَةِ Bir diğeri de diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlar arasına laf getirip götürürdü. Onun lafını ona götürür, onun lafını ona götürür. Bir rivayette de gıybet yapardı diyor. Bir rivayette de gıybet yapardı. İşte insanların çok basit gördüğü bir günahtan dolayı veya çok basit gördüğü bir idrardan dolayı bu ikisi kabirde azap görüyordu. قالوا يا نبي واخذ جريده رطبه فشقها ثم جعلها على القبرين قالوا يا نبي الله لما فعلت هذا قال لا يخففن عنهما الله رسول الله صلى الله عليه وسلم iki tane yaş odun alıyor, birini birinin başına dikiyor arkadaşlar. Ne yapıyor bunlar diyor? Yaş olduğu müddetçe onlar kabir azabından kurtulur birinin hepsi. Onun için dikkat ederseniz hemen kabirlerin başına ne yaparlar? Hemen bir ağaç dikerler. O şeyde yaşardığı müddetçe inşallah Allah-u Teala onun bereketine, onun başından faydalanacak hayvanlar bereketine inşallah ona inşallah kabir azabı vermez ya. قالوا يا رسول الله حتى متى يعذهما يعذبان يا رسول الله bunlar ne zamana kadar kabir azabı görür diye soruyorlar sahabeler. قال غيب لا يعلمها إلا الله. Allah-u Teala'dan başkası bilmez. Gayb ancak Allah-u Teala bilir. Allah-u Teala ne kadar dilemişse, ne zamana kadar dilemişse o zamana kadar görürler. وَلَا تَمُرُّقُ قُلُوبِكُمْ وَتَزَيُّدُكُمْ فِي الْحَد۪يثِ لَسَمِعْتُمْ مَا أَسْمَعُوا. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalpleriniz tamamen lüzumsuz şeylerden,
temizlenmiş olsaydı ve lüzumsuz şeyleri konuşmayı terk etmiş olsaydınız, sizler de diyor benim işittiklerimin aynısını işitirdiniz yani. Onların kabirde azap gördüğünü, kabirde konuştuğunu, eğer sizler diyor kalpleriniz temiz olsun ve boş sözlerle dilinizi yormamış olsaydınız ya Allah Resulü Aleyhisselam ne yapardı? Onlar da aynı şekilde benim duyduklarımı siz de duyardınız diyor. An Şafii ibn Mati' el-Asbahi radıyallahu anhu an Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem قال Şafii ibn Mati' el-Asbahi'den rivayetun hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş ki: Erba'atun يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى يسعون بين الحميم والجحيم يدعون بالويل والثبور يقول أهل النار بعضهم لبعض. Dört kişi diyor çektikleri azaptan dolayı, dört grup insan var ki çektikleri azaptan dolayı cehennemdekileri tedirgin ederler yani. Cehennemde azap gören insanlar dört tane kişinin çekmiş olduğu azaptan dolayı tedirgin olurlar. Kaynar su ile cehennem ateşi arasında azap görerek feryat ederler. Cehennemdekiler birbirine derler ki: "Mâ bâlu hâulâ'i kad âzevnâ alâ mâ binâ minel azâ." Yani bizim azabımız bize yeterken ne oluyor da bu kişiler bizi ayrıca tedirgin ediyor diye birbirine sorarlar. Ya bizim azabımız bize yeter. Nereden çıktı bunlar? Bizi de amel daha sıkıntıya giriyorlar, sıkıntıya sokuyorlar diye ne yaparlar diyor? Tedirgin olurlar. قَالَ فَرَجُلٌ مُغْلَقٌ عَلَيْهِ تَابُوتٌ مِنْ جَمْرٍ. Biri diyor ateşten kapalı bir tabut içerisinde azap görür. وَرَجُلٌ يَجُرَّ اَمْعَاءَهُ. Bir diğeri kendisi bağırsakları elinde sürükleyerek gezer. وَرَجُلٌ يَسِيلُ فُوهُ قَيْحًا وَدَدًا. Diğerinin ağzından kan ve irin akar. وَرَجُلٌ يَأْكُلُ لَحْمَهُ. Bir ise kendi etini yer. Dört tane adam. Bu dört kişi görmüş olduğu azaptan dolayı cehennemdekiler bileme tedirgin olur ya. Birincisi neymiş arkadaşlar? Tabut içinde azap görüyor. Biri bağırsakları elinde sürükleyerek geziyor. Diğeri de ağzından kan ve irin akıyor hiç durmadan. Bir diğeri de kendi etini yiyor. قال فيقال لصاحب التابوت ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى فيقول إن الأبعد ما مات في وفي عنقه أموال الناس ما يجد لها قضاء أو وفاء ثم يقال للذي يجر أمعاه ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى فيقول اِنَّ الْعَبَدَ اَبْعَدَ كَانَ لَا يُبَالِي اَيْنَ اَصَابَ الْبَوْلُ مِنْهُ لَا يَغْصِرُهُ. Birincisi diyor yani bu tabut içinde azap gören adam ne oldu ki bu böyle bu azap tabutun içinde azap görüyor? Demişler ki arkadaşlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu rezil adam borçlu olarak öldü. Borçlu olarak öldü, borcunu ödemedi yani. Alacaklı olarak gitti insanlar ya. Borcumuz varsa arkadaşlar dünya hali vasiyet edin. Oğlum benim filana 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 borcum var diye vasiyet edin. Bir diğeri de diyor bu ne yapmış ki şiddetli bir şekilde azap görüyor. Yani insanları tedirgin ediyor. Bağırsakları elinde dolaşan bu da diyor sidik neresine sıçrarsa sıçrasın o aldırmaz ve yıkamazdı diyor. Neresine sıçrasın sıçrasın, üstüne, başına ne olursa olsun hiç yıkamaz diye öyle gezerdi. Ondan dolayı diyor bu şekilde ne yapar? Azap görür diyor. An Ebi Umamete radıyallahu anhu anni Nebi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem قال اتقوا البول فإنه أول ما يحاسب به العبد في القبر. Sidikten sakının, zira mezarda kulun ilk hesaba çekileceği şey idrardan dolayıdır diyor. Dırarını tam temizlik yapamamışsa ne olur o kişi cehennemde kabirde azap görmüş olur diyor.
An Cabir radıyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhiri felâ yedhulul hammâme illâ bimi'zerin ve men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhiri felâ yudhil hadîletehu el hammâm. Hazreti Cabir'den rivayet olan Şerefte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki bir kimse Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa peştemalsiz hamama girmez. Yani hamama girerken gençler, talebeler, havuza girebilirsiniz. Havuza girerken hamama gidilebilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cevaz vermiş. Hamama gidebilir fakat göbekle diz arası illaki kapalı olması gerekir. Göbekle diz arası illaki kapalı olması gerekir. Eğer buralar kapalı değilse bakan da baktıran da lanet işlenmiş olur yani. Eğer istediğiniz öyle bir ortam yoksa gitmeyin kardeşim. Elhamdülillah herkesin evinde sıcak sular var, hamam var ya. Fakat öyle yerlere gittiğin zaman bakın insanlar hiç helala harama dikkat etmiyorlar ya. Bir kimse Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa hanımına hamama gitmesine müsaade etmesin diyor. Devamında ise bir başka hadis-i şerifte arkadaşlar İbn-i Mace'de, Ebu Davud'da geçen hadis-i şerifte Setuftahu aleykum ardul acemi. Siz diyor Arap olmayan memleketleri fethedeceksiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müjde vermiş ya. وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَالُ لَهَا الْحَمَّامَاتِ Oralarda da diyor, hamam denen yerleri bulacaksınız. Ya ora ne fark eder? Yani üstü açık gene yıkanır. Ama Müslüman'da bir haya var, ar var. Hesap var yani Müslüman için. Oralarda da diyor, o hamamları göreceksiniz. Tabuta benzer yerler. Siz diyor, فَلَا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ اِلَّا بِالْعُزْرِ Ancak peştemalle girin. Yani göbekle diz arasını kapatıp öyle girin. وَمْنَعُوهَا النِّسَاءَ اِلَّا مَرِيضَةً اَوْ نُفَسَاءَ Kadınları da oraya görün diye göndermeyin. Ancak hasta ve lahusa olanlar varsa onların temizlenmesi için gidebilir demiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cevaz vermiş. Ebu Davud'da geçen hadiste de نَهَا عَنْ دُخُولِ الْحَمَّامَةِ ثُمَّ رَخَّسَ لِلْرِجَالِ اَنْ يَدْخُلُوهَا فِي الْمَأْذَرِ عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عمار بن ياسر'dan rivayetun hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş arkadaşlar ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرَبُهُمُ الْمَلَائِكَةِ Üç kişi var ki onlara melek yaklaşmaz. Üç insana melek yaklaşmaz. Bir ileriki bir rivayette de geliyor üç ev var ki diye meleğin girmediği evler ya. Birincisi cifetül kafir, kafirin leşine yani. Ölmüşse leşine, kafirin leşine melek yaklaşmaz. Vel mutadammihu bil haluki haluk denen bir kadınlara mahsus bir parfüm varmış arkadaşlar. O parfümü de erkekler çaldığı zaman, kadınlara mahsus parfümler erkek çaldığı zaman melekler ona yaklaşmazmış. Yani erkeğin kokusu ayrı, kadının kokusu ayrı. Eğer kadınını erkek çaldığı zaman yine o erkeğe melek yaklaşmaz. Üçüncüsü de vel cunubu illa en yetevadda. Cünüplüğe de melek yaklaşmaz. Ta ki guslünü alana kadar. Öyle bir durum olduğu anda talebe hemen sabahleyin kalktı. Öyle bir durum var. Ne yapacaksın? Hemen guslünü alacaksın arkadaşlar. Bir diğeri de bir rivayette de arkadaşlar ve sekran diyor. Sarhoş kişiye de yine ne olmaz? Melek yaklaşmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte buyurmuş diğer bir hadis-i şerifte لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا ف۪يهِ سُورَةُ Resim olan evlere melek girmez. Kimin de resmi olursa olsun. Babayın resmi, anayın resmi, şeyhin resmi, kimin resmi olursa olsun kardeşim. Varsa üzerini kapat ya. Yani. Hele hele namaz kılacağın tarafta, namaz kılacağın yerde hiç olmasın. O eve diyor melek girmez. Yine köpeğin olduğu eve melek girmez. Eğer bekçilik için değilse, bekçilik için yapmamışsa bir adam evinde hayvanı var, öküzü var. Bunlar için bekçilik için yapıyorsa o zaman cevaz vermiş alimler. Fakat keyfi olarak evin içinde besliyorsa o eve melek girmez ya.
وَلَا جُنُوبٌ Ve kişi cünüplü ise cünüplü olan eve de melek girmez. İnsan cünüp olabilir. Çok geciktirmeden hemen ne yapacak? Kalkacak, duşunu alacak. Yatacaksa ondan sonra yatacak. Yemek yiyecekse ondan yiyecek. Çay içecekse ondan sonra içecek. Zaten elhamdülillah Allah gördüğümüz günden geri koymasın. Ne nimetler içindeyiz. Evvelden analarımız gider kuyudan su çeker getirirlermiş. Şimdi banyoya girdiğin zaman 2 dakikada sıcak su hazır. 5 dakikada duşunu alıp çıkıyorsun arkadaşlar. Hazaret de yok ya. Onun için evlerinizde cünüp gezmemeye, çoluğunuzu çocuğunuzu cünüp gezdirmemeye gayret edin. Evde köpek beslemeyin arkadaşlar. Köpek besleme eve melek girmez ve resim de olan eve de melek girmez. Resim varsa o eve melek girmez. Allah-u Teala inşallah her hepimizden, cümlemizden razı olsun Rabbim. Bildiklerimizle, duyduklarımızla en ihlaslı bir şekilde amel etmeyi nasip eylesin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için, ümmet Muhammed'in birliği ve beraberliği için, devletimizin ve milletimizin selameti için, ordumuzun muzafferiyeti için ve cümle geçmişlerimizin ruhu için ve İmam Münzir'in ruhuna El-Fatiha-tu ma'as-salavat.